bir narsisle ilişkideyken kendine bakma yeteneğini kaybettiğini hissedebilirsin. Var olan gücün aşınmıştır, kararlarından şüphe duymaya başlamışsındır ve bu kişiye tamamen bağımlı hale gelmişsindir. Ve tabii ki ilişkinle giderek zehirlenirken kendi huzurunu korumak için kendini sürekli kabul etme noktasına kadar düşüncelerinin ele geçirildiğini fark edersin. Bir gün bu kişinin senin akıl sağlığını nasıl yıprattığını da göreceksin ve kendine de şu soruyu soracaksın. Ben artık iyice delirdim mi? Moralimin bozuk olması normal mi? Yanlış bir şey mi yapıyorum? İlk başlığımız seni bağımlı hale getirmesidir. Bir narsist seni bağımlı kılmak için sinsi bir şekilde hayatına girer. Senin zayıf noktalarını keşfeder ve burada kendine yer açar senin hayatına girdiğinde neyin eksik olduğunu, neye ihtiyaç duyduğunu veya hangi alanlarda güç kaybettiğini anlar. Benim durumumda sınır koymaktan kaçınan biriydim. İnsanları memnun etmek için çabalıyordum ve onları mutlu etmeme yönelik korkularım vardı. Narsis kişi hayatıma girdiğinde ise kendine güvenen ve güçlü bir tavırla karşıma çıkınca onun sunduğu şeyler çok çekici gelmeye başladı. Bir narsiz seni çok hızlı şekilde etkileyebilir, hayatından bir parçayı alabilir. Belki birlikte akşam yemeği hazırlamaya başlar ya da her şeyin faturasını ödemeye gönüllü olur. Bu başlangıçta hoş bir his yaratabilir tabii, ama seni kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden mahrum bırakır. Kendi başına olduğunda gerçekten harika bir hayatım olamaz gibi düşüncelerle karşılaşabilirsin. Ardından da bu kişi ortaya çıkar ve hayatına bu tür aktivitelere veya ilişkilerin derinliğine dair bir şeyler getirir. Sen de bu kişiye sahip olmazsam bu hayatı yaşamayacağım düşüncesi zihninde yer eder. İkinci olarak ise düşüncelerini tekelleştirmektir. Bir narsis yine senin hayatına girdikten sonra zamanla ona bağımlı hale geldiğini hissedebilirsin onsuz bir yaşam düşünemediğin noktada bu kişi düşüncelerini tekerleştirmeye başlar. Nasıl düşündüğün üzerine kontrol sağlamaya çalışır. Kendini iyi hissetmeni sağlayacak bazı şeyler söyleyebilir. Bununla birlikte ama seninle aynı fikirde olmadığında onun kızdığını veya uzaklaştığını hissedersin. Sen de kendini kabul etmek ve barışı korumak zorunda kalırsın. Başlangıçta da ince bir yaklaşım sergileyen narsist insan, zamanla senin üzerindeki kontrolünü artırır. Senin düşüncelerini sorgulayıp ihtiyaçlarını temel almaya çalıştığında, yanıldığın ve bencil olduğun söylenir. Bu kişi seni sevmediği, düşündüklerini yeterince düşünceli olmadığına dair suçlamalarda bulunur. İlişkide sadece belirli bir şekilde davranmaya zorlandığını da hissedebilirsin. Yani ne olursa olsun seni umursamaz, sevgisiz ve bencil olduğun söylenmeye başlanır ve gerçeklerin çarpıtıldığını, gazlighting yapıldığını fark edersin. Bir şeylerin doğru olmadığını hissedersin ama ne olduğunu tam olarak çözemediğin için kafa karışıklığı yaşarsın. Üçüncü olarak ise senin benlik saygısının saldırıya uğramasıdır. Tüm bu süreçlerin ardından düşüncelerini sorgulamaya başlarsın ve bu durum benlik saygını tehdit etmeye başlar. Başlangıçta narsist seni daha bütün hissetmen için kendi üzerinde çalışır. Dikkatini çekecek davranışlar sergiler. Belki de seni dinleyen biri ya da sana alan tanıyan bir kişi olur. Ancak zamanla sana sunulanların hepsi de geri çekilecektir. Ruhsal sağlığın tehdit altına girer. Bu kişiye duyduğun bağlılık, sana duyulduğun, dinlendiğin ve kabul edildiğin hissini verirken artık tam tersini yaşaman gerekecektir. Eğer bu kişi kıskanç değilse Başlangıçta sana alan vermişse artık seni sorgulamaya ve suçlamaya başlayacaktır. Bütün bunlara bakıldığında gerçekten kötü bir durumla karşı karşıya kalabilirsin. Kendi haklarını savunmaya çalıştıkça, daha fazla suçlanacak, küçümsenecek ve aşağılanacaksındır. Özellikle burada kendini kaybetmeye başladığını hissedebilirsin ama gerçek şu ki merkezini kaybediyorsun. Kendine olan saygını, değerini sorgulamaya başlıyorsun. Bu aşamada ise kendini tecrit edilmiş hissetmeye başlarsın. Çünkü benliğinden bu kadar uzaklaşmışken başkalarının yanında olmak zorlaşır ve kimse yaşadıklarını anlayamaz. Belki de harika bir ilişki içindeyim izlemini sürdürmeye çalışıyorsundur. Çünkü önceki ilişkilerinde zorluklar yaşamış olabilirsin. Bunun böyle olduğunu düşünmüşsündür. Herkes biraz şüpheliydi. Doğru yapıp yapmadığını da bilemiyorsun. Her şey yolundaymış gibi görünmeye çalışırken aslında bunun doğru olmadığında işten içebilirsin. Çok fazla utanç, acı ve kafa karışıklığı yaşıyorsundur. Belki de bu dönemde kendi acını dindirmek için alkol veya ilaçlara yönelebilirsin de. Belki narsis sana antidepresanlara ihtiyacın var diyebilir ya da aşırı alışveriş yapmaya, yemek yemeye başlarsın. Bu tür davranışlar kendi özgüvenini daha da zideler. Bu durumda korkutucu bir hal almaya devam eder. Bir narsistle yaşadığım o kritik aşamalarda ona o kadar bağımlı hale gelmiştim ki ondan gelen her şey benim için bir uyuşturucu gibi olmuştu. O kadar bağımlıydım ki değersiz ve yetersiz olduğumu düşünmüştüm. Bana da yapılan bu muameleyi hak ettiğimi düşündüğüm bir noktaya bile gelmiştim. Çünkü umutsuz işe yaramaz ve acınası durumdaydım. Bunun ne kadar şok edici, korkutucu bir durum olduğunu kalbimin derinliklerinden biliyorum. Peki, ruhunu, akıl sağlığını ve hayatını geri almanın yolu nedir? Burada senin ruhunu, akıl sağlığını ve hayatını geri almanın bir yolu olduğunu bilmeni istiyorum. Tüm bu süreç içinde hiç kimse veya hiçbir şey için yeterince iyi olmadığını düşünmenin de yanılsaması var. Ama asıl gereken sevgiye içe dönmek ve kendini bütünlüğe geri kavuşturmak. Yeterince iyi olman için gereken içsel çalışmayı yapmak. Seni inciten insanlardan uzak durmak ve bütünlüğünü, sevgini ve güvenliğini sadece seninle değil, yaşamın kaynağıyla nasıl kuracağını öğrenmek önemlidir. Tabii burada bu kadar zayıf hissettiğin zamanlarda bu anlayışa ulaşmanın zorluğunu da biliyorum ama yapılacak tek şey de bu.